Yer Paris. Tarih 1987. İki ressam fırtınalı yılları konuşuyorlar. Ressamlardan biri Abidin Dino. Diğeri ise onu tanımış, vaktiyle onun safında yer almıştı. Abidin Dino sordu. Nasıl biriydi o? Öbürü cevap verdi. Tıpkı Piero'nun tablosundaki genç gibiydi. Piero'nun fırçasında ifadesini bulan 14. yüzyıl Rönesans döneminin o bilge, o militan genci 70'lerin başında Türkiye'de kendinden söz ettiren genç komünist İbrahim Kaypakkaya'dan başkası değildi. ...1948 doğumlu İbrahim esas olarak, fakat 49 doğumlu yazıldı. Bir çift öküze yetecek arazimiz vardı. Çiftçilik yapıyordum. İşte iki inek, affedersin, 5 kongoyun, bir çift öküz, bunun gibi bir şeydi. Karakaya'da. İşte hatırımda kaldığı kadarıyla sonra ilkokulu işte 3 köy değiştirdik. Kara Mahmut, Ortaköy, Çorum Ortaköy ve Alacahüyük. Sonra müziğe Hasanoğlan'dayken merak etmiştim. Mandolin çalıyordu. İşte köyde bizim malları güderken, otlatırken bu melek derik biz, yazının sıcak kızdı mıydı, malları bir böcek, sinek ısırır. Mallar başını alır kaçar, deli olurlar böyle. Uzun Güney diye bir tepe var. Orada mallara otlatırken işte o bu melek sıcakta gelmiş, hayvanları ısırmış. Hayvanlar da kaçışmışlar. O Uzun Güney'den aşmışlar. Narlık'tan yana Koruçayırı diye, Karabatak diye bir yer var. Oraya kaçmışlar. Suya girmişler hayvanlar. Ona bir şey söylemişti. Aşağıdan geldi bu meleğin sürüsü. Bizim mala kondu onun yarısı. Alina yakaladı birisi, aldı götürüyor bakın anneler. Önce eline inek kaçınca oraya, eline sopasını almış, ona vurarak söylemiş. Uzun Güney'den aldı aşırdı, karnından ısırdı, aklın şaşırdı. Köprünün yanında suya düşürdü, aldı götürüyor bakın anneler diye. Orada birkaç beyit bir şey söylemiş imiş. Sonra onu millet duyunca ısrar ederlerdi. Arada bir ben de söyle diyordum evde. Mandolinle de söyle diyordum. Babasının da dediği gibi müziğe ilgisi Hasanoğlan'da başlamıştı. Yalnız müziğe mi? Okumaya, daha çok öğrenmeye, soru sormaya, sorgulamaya da Hasanoğlan'da başlamıştı. Bu arada yeşili değil, kırmızıyı sevmeye de Hasanoğlan'da karar verdi. Hasanoğlan, Sabahattin Ali'lerin, Ruhi Sular'ın ve daha nice aydınların öğretmenlik yaptığı Hasanoğlan. İbrahim Kaypakkaya'nın en çok sevdiği türkü Burçak Tarlası'ydı. Kendisi de eski bir Hasanoğlanlı olan Ruhi Su'nun sesinden, sazından hem Burçak Tarlası'nı dinleyelim, hem de sınıf arkadaşı ve öğretmeninin dilinden Hasanoğlan yıllarını. Hülya'ya yazılı sınavı yaptığında, Hülya'ya arkadan gelen yazılı sınavlarının sonuçlarını verdim. Ben verdim yan yana oturduğumuz için. Öğretmenimiz sonunda Hülya'yı yakaladı. Kıpkırmızı kesilmişti kızcağız. Ondan sonra kızdı, sinirlendi. Kim verdi bu kopyayı falan diye. Ben de orada elimi kaldırdım. Hocam ben verdim falan. Ondan sonra bunu kim yaptı diye sordum. İbrahim'le, İbrahim olduğunu duyunca da İbrahim'le çok sinirlendiğini hatırlıyorum. Köy denilen geniş alandan seçilen çocukların içinde çok yetenekli, zeki çocuklarımız olurdu. Bunlardan birisi de İbrahim Kaypakkaya'dı. Yalnız son senelerde okulda bir İbrahim Kaypakkaya denilen bir öğrencinin oluşu yankı yapmaya başladı. Kaypakkaya'nın yankısı yalnız Hasanoğlan'la sınırlı kalmayacaktır.
Eski köy enstitüleri ruhuyla donanıp geldiği İstanbul'da kendisini süratle dünyayı sarsan o fırtınalı yılların içinde bulur. İbrahim Kaypakkaya'yı ortaya çıkaran etkenler ilk başta büyük Çin devrimi ve daha sonra ondan da etkin olan büyük proleter kültür devrimidir. Şüphesiz bu bir dünyaya meydan okuyuştur, bu kültür devrimi. İnsanın kendisini yenilemesi, kendisini kuşatan şartlara saldırısı, emperyalizme meydan okuması, kaybedilen devrimleri yöneten bürokrasiye meydan okuması demektir. Bunun yanında Vietnam Kurtuluş Savaşı'nın, daha doğrusu devriminin dünya çapındaki diğer kurtuluş savaşlarına, sosyal kurtuluş, milli kurtuluş savaşlarına ilham vermesi, onları yükseltmesi. Bir son etken ise Avrupa'da patlayan öğrenci hareketleridir. Çapa'da ilk gördüğüm İbrahim tablosu, çevresinde İstanbul'da olan hareketlerin içinde aktif olarak yer alma ve kendisini bu hareketlerin teorisiyle donatma iştahı, azmi olarak ortaya çıkıyor. Fakat tabii bu daha somutlarsak, Duvar Gazetesi'ne hazırlayan İbrahim Kaypakkaya, dergilere abone olan Ahmet Kabaklı'nın çıkardığı dergi de dahil, dergilere abone olan İbrahim Kaypakkaya, Lenin'i çevrilen, o dönemde çevrilen Lenin'i, Mao'yu ve Marx'ı okuyan İbrahim Kaypakkaya, şiir yazan ve okulda bulunan sağcılarla gece gündüz köşelerde, kütüphanede, yemekhanede, okulun önünde tartışan İbrahim Kaypakkaya olarak görüyoruz. Tabii bu nedir? Bu 1967 yılıdır. Bu sonrası devrimci harekette üçlü saç ayağı dediğimiz işte bu saç ayaklarından biri de İbrahim Kaypakkaya'dır. Biri Mahir Çayan'dır. Biri teorik düzeyi biraz geri olmasına rağmen militanlığıyla, sempatisiyle Türkiye halkının yüreğinde sevgi kazanan Deniz Gezmiş. İşte bu üçlü saç ayağından biri olan İbrahim Kaypakkaya bu Çapa'da yetişmiştir. 67-68 ders yılı içi diyeyim ben. İbrahim Kaypakkaya bir gün Çapa'ya sevinçle geldi. Bize yeni bir haber getirdi. Fikir Kulüpleri Federasyonu denen bir gençlik örgütünün, devrimci gençlik örgütünün olduğunu, Çapa'da da böyle bir fikir kulübü kurma önerisi aldığını bize duyurdu. Çok sevinçliydi bu haber, yani bu haber kendisini çok sevindirmişti. Bizleri de tabii sevindirdi. İşte kurucusu İbrahim Kaypakkaya'dır. PKF'nin kurucusu, yönlendirici 9-10 kişi var ama 9-10 kişinin oluşmasına etkisi olan daha sonraki dönemlerde bizler de katıldık. 67 tarihinde Çetin Altan İzmir'de bir tip mitinginde bu mitingde konuşmaya gitmiş. Gericiler, dinci gericiler, şiacılar sataşmışlar, mitingi sabote etmişler. Bu basında bu haber yer aldı. İbrahim Kaypakkaya şu öneriyi getirdi. Bu olay karşısında sessiz kalmayalım, biz de tepkimizi dile getirelim. Çetin Altan gibi değerli bir aydına, aynı zamanda bir sosyalist mücadele içerisinde yer alan bir insana yapılan bu saldırıya karşı sessiz kalmayalım. Ve bir bildiri kalemi aldı. Üniversitede bildiri dağıtılmıştı ve tabii üniversitedeki o gerginlik yüksek öğretmen okuluna da yansımıştı. Biz de
o bildiri dağıtan İbrahim Kaypakkaya, Ali Taşyapan, işte sonra da benim eşim oldu Gülderen Hanım ve bir grup şeklinde oturuldu. Karşı taraf karşılıklı bir marşlar söyleniyor ve gerginlik yaratılıyor. Sonunda dışarı çıktık. Kapının önünde yüze yakın iki taraf tabii onlar daha fazlaydı. Çapa Tıp Fakültesi önünün kan merkezi zannedersem yanılmıyorsam kan merkezinin o kısma gelmiştik. Bir kavgaya tutuştuk falan. Okulda FKF'nin kurucuları olarak ben kurucusu değildim. Ondan sonra kurucuları okuldan atıldı. Ben o olayı dediğiniz gibi duyar duymaz yurttan çıkarıldığını gittim İstanbul'a. Orada daha kamyonum da vardı o dönemde. İstanbul'a gidip geliyordum da. Şevki Demirel dediği o. Hı hı. Oradan sonra o zaman Çorum Belediye Başkanı mıydı, İl Başkanı mıydı? Demokrat Parti İl Başkanı mıydı? Gitti İstanbul'da yerleşmişti adam. O şeyin Çorum Ambarı diye bir nakliyat ambarı, Sirkeci'de bir ambarı kurmuştu. Hem de olayı Şevki Bey'e anlattım ben. Dedim çocuğun böyle yatılığını kaldırdılar. Şimdi dışarıda kalıyor. Siz tanınmış birisisiniz. Yardımcı olun bunu geri yatılığını geri versinler yerine dönsün falan dedim. O da dediğiniz gibi bir şartla dedi. Bana dedi bundan sonra siyasi olaylara katılmayacağım düşüncelerimden vazgeçtim diye dedi. Bir altına da imzasını atsın bir yazı getirsin versin dedi. Ben gideceğim Ayhan Doğan'la görüşeceğim dedi okul müdürü Ayhan Doğan'la. Onu affettireceğim dedi. İbrahim'in kendisiyle görüştüğümde de İbrahim kesinlikle itiraz etti. Eğer tabancan varsa dedi, çek beni vur dedi. Niye vuruyorsun diye dedi, sana karşı gelmeyeceğim. Ama bu konuda birilerine öncülük yapmışım, bir sürü insan bana inanmış dedi. Ondan sonra da dedi, ben bundan vazgeçiyorum diyeceğim adamların karşısında. Orada ben ne yaparım, nasıl, hangi duruma düşerim bunu biliyor musun falan dedim. O dönemde İbrahim okula da alınsa pek okula da gelmezdi. Zira artık devrimci mücadeleye iyice ısınmıştı ve kendi devrimci çabasını artık çapa sınırları dışına taşırmıştı. Çapa sınırlarının dışına taşan Kaypakkaya öncelikle üyesi olduğu Türkiye İşçi Partisi içindeki tartışmalara yoğun ilgi gösteriyordu. Milli Demokratik Devrim ve Sosyalist Devrim tezlerinin tartışıldığı bu yıllarda Kaypakkaya tercihini ilkin Türkiye İşçi Partisi merkezinin savunduğu Sosyalist Devrim'den yana yaptı. Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun ikinci kongresinden sonra ise Türkiye İşçi Partisi önderlerini eleştiriyor ve kendisi de Milli Demokratik Devrim tezini savunuyordu. Milli Demokratik Devrim tezini savunan Türk Solu dergisine hem yazı yazıyor, aynı zamanda bu derginin muhabirliğini yapıyordu. Fakat kısa bir süre sonra bu tezi savunanlar da kendi aralarında bölündüler. Ayrışmada İstanbul'daki tartışmalarda Kaypakkaya artık kendinden söz ettirmeye başlamıştı. Kalemindeki polemikçiliği yavaş yavaş sözlü tartışmalarına da yansıyordu. Hatta bu yüzden kimi tartışmalarda karşıtlarının fiziki saldırısına bile uğramıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Gümüşsuyu'ndaki amfilerinden birinde yapılan bu toplantılar sırasında çok gergin bir hava vardı. MDD içindeki bölünme daha çok yeniydi ve bunun gerginliği yaşanıyordu. Ve bu forum sırasında İbrahim kürsüdeki hareketlere, konuşmalara zaman zaman müdahale etmek istiyordu. Ben de dedim ya İbrahim etme, yani bırak onlar kendi kozlarını kendileri paylaşsın. Ayrıca da dedim o gördüğün 4-5 kişinin üzerinde silah var, bunu biliyorum. Yani çatışma çıkmasın, daha sakin olsun falan dedim. Zaman zaman duruluyordu.
Ama aniden bir kargaşa oldu. İbrahim fırladı. Ben tuttum İbrahim'i. İbrahim yine yerinde durmadı. Bu sefer Habil ile Kabil kalktı. Onlar fırlayınca ben oturduğum sandalyeyi kaldırdım, vurdum. Ve İbrahim Kaypakkaya'nın kanlar içinde kaldığını gördüm. Ve o sırada İbrahim koluna girerek onu dışarıya çıkardım. Gençlik hareketini gençlik hareketi olarak gören, onu işçi ve köylü hareketlerine yaygınlaşmasını hiç düşünmeyen, orduyu devrimci bir güç olarak gören kişiler tarafından saldırıya uğraması şeklinde görüyoruz. Mesela onun başında tabureyi parçalayan bir insan, ordudan gelen bir insandır, zihnidir. 70 yılında cezaevinde birlikte kaldı. Sağmacılar cezaevinde birlikte kaldı. Bir gün Deniz'le de tartışması oldu. Deniz arkadaşımız tabii uzun boyludur. 1.92 boyundadır. Uzun boyludur. İbrahim benden kısadır. Yani İbrahim benden kısadır. Şimdi tartışıyorlar, yoğun tartışıyorlar. Kavgaya dönüşmemiş ama belki biraz daha ilerse kavgaya da dönüşür. Kavgaya da dönüşebilir. Bu arada Ural diye bir arkadaşımız vardı. Sonunda sendikacılık yaptı. O da hep esprili idi. Geldi, dedi ki İbrahim dedi, sen ne yapıyorsun dedi. Sen bunlarla ne diye tartışıyorsun dedi. Deniz tabii 1.92 boyunda. Bunlar dedi, dev gençli dedi böyle elini yukarı kaldırarak. Tabii o arada gerginlik birden gitti. Bütün arkadaşlar gülmeye başladı. Aslında İbrahim gençlik hareketi içinde fazla çalışmadı. Mesela diyelim ki Değirmen Köyü'de köylüler çiftliği işgal ettiler. İbrahim orada görüyoruz. İşgalci, traktörcü köylü yığınlarının önünde bir traktörün üzerine çıkmış veya bir masanın üzerine çıkmış olarak görüyoruz. İbrahim Kaypakkaya'nın gençlik içinde temsil ettiği hat işçi sınıfına ve köylülüğe dayanma, çok uzun süreli bir savaşla, çetin bir savaşla sistemi alt etme hattıydı. Melide hareketinin solda ağırlık kazanmasından ve genişlemesinden sonra bu hareket içinde yeni kümelenmeler oluşmaya başladı ve ardından da kaçınılmaz olarak yeni bölünmeler ve parçalanmalar geldi. Proleter devrimci aydınlık ve kırmızı aydınlık olarak ortaya çıkan ayrılıktan sonra proleter devrimci aydınlık içinde yer alan İbrahim'in artık son hesaplaşmasını orada yapması şeklinde ortaya çıktı. Türk solu bürolarında yapılan küçük çaplı toplantılar, ondan sonra Türkiye Öğretmenler Sendikası'nda 15-16 Haziran'dan sonra tabii yapılan toplantı, Ankara'da yapılan toplantı, devrimin yoluna ilişkin, devrim yapmak için donanma, teçhiz, yani çeşitli bölgelerde ciddi sisteme yönelik ciddi silahlı hareketleri örgütleme noktasında ve Türkiye'nin somut durumuna, tarihe bakış noktasında, devrimci mirasa, daha doğrusu komünist hareketin geçmişine bakış noktasında, dünyaya bakış noktasında, Sovyetlere ve diğer sosyalist ülkelere bakış noktasında berrak bir şekilde değil ama yani rüşeym halinde çatışma şeyini görüyoruz. Ama en berrak çatışma devrimin yoluna ilişkindi. Bu yolda kararlılık ve samimiyete ilişkindi. İbrahim'in teorisini oluşturma, kendi görüşlerini oluşturma polemikler içinde çıktı. Ankara toplantısı 12 Mart darbesinden az önce yapıldı. Toplantı
benim kanaatimce muhalefetin dayatmasıyla oldu. Yani daha doğrusu İbrahimlerin dayatmasıyla oldu. Çünkü rüzgar o sırada onlardan yana esiyordu ve bu Ankara'daki önderliği bayağı sıkıştırıyordu eleştirileri. Bu konuda bir konsensüs sağlamak amacıyla yapıldı. Yani biraz muhalefete tavizler vererek yatıştırmak ve bir ortalama bir yol, bir konsensüs tutturmak amacıyla yapıldı. Orada en önemli nokta olarak sosyalist kurultay meselesi tartışıldı. Yani bir ayrım çizgisidir. Silahlı mücadele meselesi tartışıldı. Köy, onunla bağlantılı olarak köy çalışmaları meselesi tartışıldı. Hatta Kemalizm meselesi tartışıldı. Hatta darbecilik meselesi dahi tartışıldı. Mesela İbrahim'in ve Muzaffer'in darbecilik eğilimi yönünde bazı eleştiriler yaptığını hatırlıyorum. Bu toplantıda Bülent Tanör, şimdi Ankara İstanbul Baro Başkanı olan Yücel Sayman, efendim İbrahim Kaypakkaya, Muzaffer Oruçoğlu birlikte hareket ettiler. Ve savundukları şuydu: İşçi Köylü gazetesini kapatalım. Gazete çıkartmak revizyonistliktir. İşçi sınıfı içinde çalışmak revizyonistliktir. Bugün yapılabilecek tek şey vardır: bütün şehirleri terk ederek köylülük alanlara gitmeliyiz gibi. O zamanki ayrılıklardaki temel tartışma şuydu. Şimdi TK o zaman işte kırlık bölgelere çıkma mesajı veren eylemler yapıyordu. O bölgede bizim tanıdığımız eski köylüler vardı. O köylüler TK savaşa başlıyor, deniz geçmişler savaşa başlıyor ruh hali içinde oldukları için onlarla daha çok işbirliğine yönelmişti. Bunlar öncü köylülerdi ve bir an önce mücadele başlasın. Ama çok azınlık ve küçük bir öncü şey. Mesela Kaypakkaya bunlardan biriyle görüşmüştü Antep'te. Geldi bana, dedi ki silahlı mücadeleye başlamamız lazım orada. Ya niye İbrahim? Dedi ki yani köylülere bütün dedi şeye geçecek dedi, böyle olursa dedi. TK saflarına geçecek dedi. Ayrılık Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun ve THKPC'nin çöküşü şeyiydi aslında, noktasında patladı. Bir tıkanış vardı. Yani şeyle, faşist diktatörlükle çatışma ve yok oluş süreci olarak ben bunu görüyorum. Bu süreçte en kritik anda ortaya çıktı. Bu aslında şeyi gösteriyor. Tikip içinde belli bir tıkanma şeyini de gösteriyor. Yani devrimci hareket dalgalar halinde geriye çekilmiş, yok olma sürecine girmiş, tikip daralmış ama berrak bir çıkış yolunu gösteremiyor, varlık gösteremiyor. Tam bu noktada işte Doğu Anadolu Bölge Komitesi'nin genelgesini görüyoruz. Bu genelge bir bölünmeyi haber veren genelgedir. 1972'de ortaya çıkıyor. Yani Güneydoğu'nun o günkü kendine özgü koşulları içerisinde var olun olduğunuz zaman Güneydoğu'da farklı bir şeyler yaşanacağını ileride insan hissedebiliyordu. Ve İbrahim de bunu bence o zaman 25 yıl önce çok doğru bir şekilde fark etti, hissetti. Bugünkü yaşananlara kesinlikle ışık tutan bir bakış açısı olduğu açık. İbrahim Kaypakkaya'nın önemi 70 yıllık Türk sol hareketinde Kemalizmi ilk kez ciddi bir şekilde sorgulamasından, bunun köklerini Maoizm'de ve dolayısıyla Marksizm'de aramaya teşebbüs etmemekle birlikte en azından Kemalizmi reddetmesinden ileri gelir. Şimdi dönüp baktığımızda Türk soldaki nice tartışma ve bölünmede ilk kez temelden ve ciddi bir ideolojik ayrılığın İbrahim Kaypakkaya tarafından gündeme getirildiğini görmemek mümkün değildir. Ben Mustafa Kemal ile İbrahim'i karşı karşıya koyduğum zaman 100.000 tane İbrahim'i değil, bir tane Mustafa Kemal'i tercih ederim. Doğu Anadolu Bölge Komitesi toplandı. Program taslağını tartıştı. Çünkü taslak sunulmuştu. Biz o zaman Siverek'te, Siverek'in dışında bir bağ evinde
oturduk. Bora Gözen, İbrahim Kaypakkaya ve ben program taslağını tartıştık. Bu tartışmaya İbrahim Kaypakkaya yazısını hazırlamış. Programı sistemli bir şekilde eleştiren bir yazıyla geldi. Ve bu tartışmadan sonra Merkez Komitesi'nde yapılan tartışmalar işi daha da boyutlandırdı. 11 ilke program taslağının eleştirisi ve yazılı hale gelmeyen Türkiye'nin tarihine, Kemalizme, Kürt sorununa ilişkin dünyaya bakış sorunları bizi eşiğine getirdi. Ayrılmanın eşiğine getirdi. Bu süreçte TİKİP Merkez Komitesi'nin Doğu Anadolu Bölge Komitesi'ni Ege'ye çağırması söz konusudur. Tabii 3 kişiydik biz. Bir kişi doğuda kaldı biz. Bu çağrıya uymak durumundaydık. İbrahim Kaypakkaya çağrıya uyulmaması gerektiğini, oraya gittiğimizde tartışmanın bize bir şey kazandırmayacağını, Merkez Komitesi'yle yapacağımız tartışmanın bize bir şey kazandırmayacağını, hatta belli şüphelerinin olduğunu, bir komplo şüphesinden söz etti. Ben dedi bir şeyden şüpheleniyorum dedi. Ben onlara güvenmiyorum dedi. Komplodan şüpheleniyorum dedi. Ben ciddi bulmadım. Gitmemiz gerektiğini söyledim. Görüşlerimiz arasında ayrılık vardı. Yani ben TİKİP'in hazırlayacağı kongreye katılmaktan yanaydım. Oysa kongreye katılmanın gereğine inanmıyordum. Fakat beni ikna edemedi. Birlikte gittik. Ankara'da Erkan Yücel'in evine gittik. O zaman Nuri Çolakoğlu ilişkileri sağlıyordu. Nuri Çolakoğlu'na şeyi sordu İbrahim. Dedi ki bizim burada bir arkadaşımız var. Çakır. Onunla görüşebilir miyim dedi. Nuri hayret, böyle şoke olurcasına hayret bir ifadeyle nereden tanıyorsun dedi onu dedisin. Ne gereği var görüşmemin? Dedi benim arkadaşım dedi, Çapa'dan arkadaşım dedi. Görüşmem gerekiyor. O görüşmeyi sağlayamadı. Daha sonra biraz bekledikten sonra bize dedi ki gidin Söke'ye dedi. Merkez Komitesi'yle orada görüşeceksiniz. Daha sonra cezaevinde bu pedağının esas hakkındaki mütalaasında bir notla karşılaştık. İki yıkıcının tutuklanması ve ağır şekilde cezalandırılması önerisi vardı. Daha doğrusu ağır şekilde cezalandırılmalarına sempati duyuyorum önerisi vardı. Şimdi biz bunu hemen şey yaptık. İbo'nun daha önce bu şeyler var. Komplo momplo senleyebilirler bize diye. Biz hemen aklımıza şey geldi. Ya dedik bu işte tam o. Bu nedir? Neyin nesidir? İşte o sırada İrfan Çelik, bizim davada olan İrfan Çelik bir açıklama yaptı. Ya dedi bu dedi şudur dedi. Ama daha önce de İrfan söylemiş. Ben bilmiyordum şeyi. Dedi ki işte biz dedi o zaman Ankara'daydık. Bize dediler, bize Nuri Çolakoğlu dedi ki işte partiye isyan eden iki yıkıcı vardır. Onları Söke'ye götüreceksiniz. İhtiyatlı olun, yanınıza silahlarınızı alın. Gerekirse yanınıza kendir falan da alın dedi. Ya dedi vay anasını dedi, bu buymuş dedi. Biz Söke'ye gittik ve hemen tartışma başladı. İbrahim Kaypakkaya'yla Halil Berk'te arasında tartışmada işte sen bana çömez demişsin dedi. Sen ne yapmak istiyorsun dedi. Sen şaşırdın mı dedi. Niye böyle bir dil kullanıyorsun dedi. Burada biraz elektriklenme oldu ve karşılıklı şeye başladılar birbirlerine. Yani siyasi bir tartışmanın dışına çıkarak birbirlerini itham etmeye, hatta arada sırada küfüre kaçan şeyler söylemeye başladılar. Ben baktım burada çatışma çıkacak.
Orada tabanca da var. Araya girdim. Bekleyin burada dedi. Bir başka köylü geldi. Sırtında bir kırma vardı. Onunla bir şeyler konuştu. Sonra gittik. Köylü bizi aldı. Dağlık, ormanlık yerlerden geçerek, böyle vahşi yerlerden geçerek gidiyoruz. İbrahim oralarda biraz tereddütlü olduğunu bana aktarmışlardı. Köylü önderler. Yani biz onları dağda götürüyorduk. Böyle biraz korkan bir havaları vardı. İbrahim başladı köylüyle konuşmaya. Silahlı mücadeleyi başlatabilir miyiz? Başlar mı? Hadi başlayalım desek kaç tane köylü çıkar sizin köyden? Dedi nasıl gidiyor yoldaş dedi buralarda durum. Anlatmaya başladı. O da dedi işte köylerle ilişkilerimiz vardır. Güçlerimiz iyidir. Toprak ağalarına karşı örgütleniyoruz dedi. Konuşmasının bir yerinde dedi ki biz dedi çiftliklere karşı dedi harekete geçmek istedik dedi. Fakat yoldaşlar zamansız buldular. İbo bunu kafaya takmış. Molada benim yanım hemen tanıdık. Baktık Doğu Perinçek. Doğu Perinçek bana sen dedi şey yap dedi. Dışarıda dedi şey yap dedi, bir yere git. Arkadaşın yanına orada bekle biz dedi. Yoldaşla konuşalım. Tabii baş başa kalınca asıl çatışma orada çıktı. Ben seslerini duyuyorum ama net bir şekilde duymuyorum. Oradaki tartışma İbo'nun bana yolda anlattıklarında şey siyasi ve ideolojik tartışma. Tabii dönüp dolaşıp ayrılığa geliyor. İbo orada tavrını koymuş. Ha, onu söyleyeyim. Bana çık git demeden önce sen dedi partiden ayrılmak taraftar mısın değil misin? Ben dedim kongreye katılacağım, mücadele edeceğim ve kararımı orada vereceğim dedim. Ben dedim sizin siyasi hattınızla çatışıyorum. Pratik hattınızla dedim çatışıyorum. Yani benim kongre belki mücadelem belki de ayrılık yönünde de olabilir dedim. İbo'ya sormuş bu siyasi çatışmadan sonra demiş şimdi tavrın ne? O demiş ben ayrılacağım. İbo bana diyor ki dedi ki yolda bu siyasi çatışmadan sonra bu ayrılık tavrımı koyduktan sonra bana dedi ki seni tutuklattırırdım. Bütün bu yaptıkların yıkıcılıktır. Ama git. Yıllardır polemiklere yol açan tarihi Avşar görüşmesi için tanıkların her birini tek tek dinlemek istedik. Ne var ki gerek Halil Berktay, gerekse Nuri Çolakoğlu bu filmde yer alıp sorularımıza cevap vermeyi reddettiler. Tarihi belge olması açısından Halil Berktay'ın 2 Mart 1972'de yani Kaypakkaya ve Oruçoğlu'nun Söke'nin Avşar beldesine hareket etmelerinden kısa bir süre önce Perinçe'ye yazmış olduğu mektuptan bazı pasajlar vermeden geçemeyeceğiz. Yoldaşım, 1. Musa yani İbrahim Kaypakkaya ve Seyit kılavuz ile getireceğiz. Burada tevkif edip gerekeni yapacağız. Burada tevkif ettikten 3-4 gün sonra Rüstem'e 1-2 sağlam kadro alacağız. Onları baştan inşa edecek. Ankara'ya gelip de orada su koyarlarsa Hulusi Bey yani Nuri Çolakoğlu orada tevkif edip minibüsü istetecek. Silahlı adamlar yollayıp buraya aldıracağız. C. Hulusi Bey yani Nuri Çolakoğlu'na mektup yazıp böyle böyle dedim. Ve devamla Muhit ve Kemal ile şahsen konuşup böyle böyle dedim. Kemal idam edilmesi gerektiğini belirtti. Şahsen bu fikre çok sempati duyuyorum. Halil Berktay, 2 Mart 1972. Görüldüğü gibi mektup çok samimi. Bir zamanlar Kaypakkaya ile beraber hareket edip şimdi Doğu Perinçek'in yanında yer almış olan Aslan Kılıç ve bizzat Perinçek'in kendisi bakın ne diyor.
Bu Albert'ten mektubunun patlak vermesinden sonra biraz geriye doğru kurgu yoluyla Nuri Çalakoğlu'nun İrfan'a verdiği talimat, o mektup birleştirilerek doğuya mal edilen bir tutum olarak ortaya konuyor. Sağlıklı değil. Hiçbir şekilde öldürme diye bir şey yok. Bizim partimizin içinde bırakalım öldürmeyi, parti içi tartışmalarda şiddet kullanılmaz. Evet, Doğu Perinçek'in ifadesi böyle. Ama Kaypakkaya ve Oruçoğlu'nu Perinçek'e ulaştıran köylü taraftar Durmuş Uyanık'ın ifadesi ise, Durmuş Uyanık'ın o dönemdeki düşünceleri son derece tüyler ürpertici. Aynen söyleyeyim size. O zaman yeni insanlarız. Belki de Çakırcalı'dan etkileniyorduk. Anladım. İşin gerçeği. Atı verdik bir taşın yatlağına dedim. Bu taş uçurumlarının arasına öyle derler bizim burada. Bu noktadan sonra Türkiye Komünist Partisi Marksizm-Leninizm örgütlenme sürecine girdik. Koordinasyon komitesi 7 kişiydi. Bunlar İbrahim Kaypakkaya, Aslan Kılıç, ben, Ali Taş Yapan, Ali Mercan, Cem Somel ve Almanyalı Kadir. Daimi komite ise 2 kişiydi, İbrahim Kaypakkaya ve ben. Dersimi üst olarak, ama üst olarak tespit ettik. Dersim'de olduğu gibi Kürdistan'ın diğer yörelerinde de Elazığ'da, Antep'te, Diyarbakır'da, Siverek ve Kırecik'te de yoksul Kürt köylüsü, işçisi, öğrencisi, öğretmeni kimi kucak açar Kaypakkaya ve yoldaşlarına, kimi de fiilen saflarına katılır. Şimdi bir de onların dilinden dinleyelim İbrahim Kaypakkaya'yı. Okuldan çıkışta gördüğümde iki arkadaşı benimle tanışıyor. Üst yeri yarı esmer, uzun boyu, tam benim hayalimdeki adam, dev genç izleyen. Ben de uyandım. İşte o zaman şeye de yatkındım, böyle tezgillerin, mahirlerin silahlı mücadele vermeleri. Hani epeyce etkilemişti. Aslı onu görünce tamam dedim, işte dev gençler geldi. Tam kapı olan bir adam var. Yanında birisi daha vardı, cılız, sarışın. Köylü kıyafetli, şap kıyafetli. Ben dedim bu da bunun şeydi yani, yardımcı yol gösteren birisi. Bir kere Kaypakkaya son derece sevecen, sıcak bir insandı. İkincisi son derece çalışkan bir insandı. Çünkü ben 3-4-5 aylık bir süredeki faaliyetinin beni derecede tanıdığı. Günün bütün saatlerini kitabın başında geçiren, hep okuyan, hep yazan, yorumlamak nedir bilmiyorum ama çok enerjik olan, hep sevecen olan, sinirli olmayan, stresli olmayan. Ali insana doğal bir güven duygusu yaratıyor. Şöyle bir düşünün yani siz Dersim'de yaşıyorsunuz, öğrencisiniz. Diyelimci geliyor evinize. Bu insan Türk. Karakoçan'da indik. İbrahim sanki böyle hapisten yeni yani bir şeyden, bir baskıdan, bir şeyden çıktı. Rahat nefes alan bir ortama girmiş bir hale girmişti. Bakıyorum o dükkana giriyor. Dükkandakileri soruyor. Samimi, arkadaşça. O onu çay söylüyor, bir kola söylüyor. Gazo söylüyor. Öbür dükkana giriyor. Hal hatırını soruyor. 5-6 dükkan böyle gezdik. Çok sağ, rahat, çok sevimli. Hiç gizlenme gereğini görmüyorum. Dedi, bir yerde oturuyoruz işte, yemek, ekmek, süzüm, peynir falan. Dükkanın arkasında, yani arka kısımda küçük bir odada şey yapmış. Kasalarımızda oturmuşuz. Dedi, burası Doğu ile Batı arasındaki fark. Dedi burası
devletin denetimi yoktur halk üzerinde. Burada halkın devlete güveni yoktur. Devlete yardımcı olma diye bir isteği yoktur. İbrahim, o dönemin o devrim rüzgarının önünde bir meşale, bir sembol, bir köylü lideri, bir işçi lideri, devrimin gerçekleşmesi için ülke şartlarını talil de az yanılan bir devrimci. Arkadaş dedi bizim partiye geldi. Ben dedim yok, ben bir sürü çalışacağım var. Ben sizinle gezemem. Hem de benim Türkçem kısadır. Ben ancak Kürtçe konuşayım belki. Dedisi hem Kürtçe konuş dedi, hem Türkçe konuş dedi. Dedi az olsun, temiz olsun. Ben de çok güvenirdim. Ben de kendime güvenirdim. Kendine sırrım, kimseye söylemezdim. Bir şey olurdu, geldiğinde yani şey oldu, benim oldu. Çocuklarla oturup bakardım. Bir hafta gitmezlerdi, on gün gitmezlerdi, bazı ben derdim. Haydi bizi basarız, neyi de derdim. Yok hanım, bir şey olmuyor. Basarız, biz hep beraber gideriz. Anlatılmaz bir insandı, yani çok iyi bir insandı. Yani bütün bende bir Kürecik halkı çocuğundan çok... Derken çocuğundan çok İbrahim'i çok seviyorlardı. Yani benim anlatmama gerek yok. Biz yolda taş yolda bir ağaç, bir şey elimizi böyle indiriyorduk, silah elimizi alıyorduk, nişan alıyorduk. Önce biz çok korktuk. Silah sıkınca ben zannediyorum ben kendime vuracağım. Çok korktum. Sonunda da bir iki kere sıkınca alıştık. Bu sefer şey yaptık yani daha da fazlasını yapmak istedik. Mesela bomba atınca biz böyle atıyoruz taşlarıyla. Yani düşmana karşı mesela biz düşman buraya bastı. Biz ne yapabiliriz? Neyi bu gösteriyordu? Biz kızlar annemize babamıza söylemiyordu. Biz ya yemlik yapmaya gidiyoruz ya da odun toplamaya gidiyoruz. Biz gidiyorduk uzak bir yere. Orada eğitim görüyoruz. Biz bir düzen gelecek dedi. Sınıfsız bir toplum gelecek arkadaş diyordu yani böyle. Bunlar birbirini yiyecek dedi. Hem de bunlar bu yani burjuva kesimleri diyor. Bunlar kağıttan kaplanır. Kahyalı köyü muhtarı Mustafa Mordeniz işte bu kağıttan kaplanlar için çalışırdı. Suçu Sinan Cemgil komutasındaki Halk Kurtuluş Ordusu savaşçılarını ihbar etmekti. Bu ihbar yüzünden Cemgil ve arkadaşları Küreci'yi terk etmek zorunda kaldılar. 31 Mayıs 1971'de Nurhak Dağları'nda katledildiler. Kürecik halkından gelen talep üzerine ve devrimci dayanışmanın gereği olarak Kaypakkaya ve yoldaşları muhtarı ölümle cezalandırmaya karar verdiler. Gerisini Ali Taşyapan'dan dinleyelim. İbrahim öyle hiç adama sertlik yapma şeyini dinledi. Rencide etme, bağırma, çağırma, hakaret etme, kesinlikle. Bir ara ben böyle dayılandım. Böyle siyasi anlamında bir takım sivri laflar etmeye başladım. İşte hain, halk düşmanı türü böyle biraz sert şekilde İbrahim beni şey yaptı, uyardı. İkimiz muhtarın koluna girerek bu güzergahı takip ettik. Ve epey uzun bir yürüyüşten sonra muhtarın evine yakın sayılabilecek bir noktaya vardık. Bir mağara gözümüze çarptı. Ve o mağaraya girdik. Önde muhtar, İbrahim ve arkasından ben. Biraz ilerledi öne doğru. Daha ilerleyeyim mi dedi. Biraz daha ilerledi dedi ve o anda silah patladı. 72'nin sonudur. Kaypakkaya, Kürecik'ten İstanbul'a, oradan da Dersim'e gelir.
Amacı örgütünü konferansa hazırlamaktır. Ancak Dersim belki de tarihinin en acımasız kışını yaşamaktadır. Barınma şartları son derece elverişsizdir. Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu bölgede 11 ay içerisinde muazzam bir saldırı ruhuyla 15'e yakın bombalı saldırı gerçekleştirmiştir. Devrimi ezmek için yönetimi ele geçiren 12 Martçılar, Gemerek'ten, Kızıldere'den ve Nurhak Dağları'ndan sonra şimdi de gözü Vartine'ye dikmişlerdir. Buza düşen Kırmızı Gül'ün hikayesi işte burada başlar. Tabii o ana kadar kömde kaldığımız tespit edilmiş bizim. Gündüz çıkan dumandan dolayı tespit edilmiş, ayak izlerinden dolayı tespit edilmiş. Tam bu sırada da baskın hazırlığı içinde Fehmi Altınbilek haber ulaşmış. Ve bu da müfrezesini oluşturmuş. Kutu Deresi'ne gelmiş, Kutu Deresi'ne cipten inmiş, Vahdini'ye doğru yola çıkmış. Süleyman Yeşil ile Ali Haydar, Yıldız yiyecekleriyle birlikte köme geliyorlar. Ben baktım müfreze. Müfrezeyi görür görmez dedim kaçın. Benim sesimi bu kaçın dememle birlikte bir teslim ol diye bir bağırtı duydum. O bağırtıyla birlikte de silahlar patladı. Bu sırada içeri giren ve belini sigara yakan, o sigaracıydı Ali Haydar. Silahların sesini duyuyor ve dışarı çıkıyor. Baskın olduğunu anlamış. Fitili ateşliyor ve bombayı silah, yani askerin geldiği kesme doğru fırlatıyor. Duvar var. Duvarın öbür yanı da zaten şeydir, meyilli bir yer. Patlatıyor. Bombanın düşüp patlamasıyla birlikte bütün müfreze tam siper yapıyor. İşte bu bombanın patlaması bizim orada toplu halde bütün hepimizin imhasını ortadan kaldırdı. İbo ise araziyi bilmediği için, uçurumun karakterini tam tahmin edemediği için uçurum boyu koştu ve o da vuruldu. Şimdi İbo'nun vurulması, ilkin Ali Haydar'ı yokluyorlar, bakıyorlar ölmüş. Aslında ölme durumu daha sonradır. Fakat çok ağır yaralılık söz konusu olduğu için asker ölmüş olarak değerlendiriyor ve onu geçerek ileride bir başka kişinin vurulduğunu görüyorlar. O İbrahim Kaypakkaya. İbrahim Kaypakkaya'nın yanına gidiyorlar. Fakat İbrahim şeyi kolluyor. Yani kaçacak durumda değil, askerin yaklaştığını biliyor. İbrahim'i çeviriyorlar, cebinden şeyi çıkarıyorlar. Aslında ölü numarası yapmadır. Cüzdanını çıkarıyorlar, cüzdana bakıyorlar. Haydar Mecid, bakıyorlar kanlı. Çünkü o sırada şeylere önderlik edenle, müfrezeye önderlik eden, yol gösteren Hüseyin'in elinde kırma var. Kırmada ise atılan ya dokuz güllerdir yahut da saçmadır. Çünkü Yaşar Değerli bana İbrahim'in resmini gösterdi. Arkadan çekilmiş. Hem Kırıkkale tüfeğinin mermisinin izi hem de saçma izi olduğunu kafasının arkasında ve Diyarbakır'da arka kısmı operasyonda keserek alındığını, derinin o keserek alındığını söyledi. Ben baktım gerçekten kulaklar görünüyor, arkadan çekilmiş bir kanlı kırmızı bir durum. Şimdi asker bu durumu görünce ister istemez onu da öldü sanıyor. İbrahim ayak seslerine göre durumu ayarlıyor ve başını kaldırıyor, bakıyor. Yani askeri kolluyor, ondan sonra oradan kalkıp kaçıyor. Mirik mezrasına gidiyor. Daha ondan sonraki İbrahim'in durumu tabii köylere, bir eve gidiş, evde
öğretmenin haberinin olması, ki bu ev öğretmenin evi değil, bir başka evdir. Daha sonra yer şeye haberdar edilmesi, Fehmi Altınbile'ye durumun aktarılması ve İbrahim'in gelinip oradan derdest edilip Kutudere'ye götürülmesidir. İbrahim'in ayaklarının donması Kutudere'ye gidiş anıdır. Yani Fehmi Altınbile'in kelepçeleyerek yaralı bir vaziyette Kutudere'ye götürmesi anıdır. İbrahim, seninle nasıl görüşürüz diye sordum kendisine dedim. O radyoyu gösterdi. Bu kara kutu nerede olduğumu, ne olduğumu sana haber verir dedi. Bir mektup geldi. 10 gün önce falandı ölümünden galiba. Soruşturman bitti babacığım, görüşebiliriz. Görüşmememiz için hiçbir neden kalmadı. Yalnız İstanbul'dan dolayı savunmamı istiyorlar, İstanbul'daki bir olaydan dolayı. Zaman uzadığı için olayı tam hatırlayamıyorum. İstanbul'a git, Salman Kaya'yı gör ya da avukat İbrahim Türk'ü bul. Bilinçli gel, savunmamı bilinçli yapayım diyordu. O Bala'nın rampayı çıkıyordum, önümde iki subay oturuyordu. Oradan sonra birbirleriyle İstanbul'dan gelip Diyarbakır'a gittiklerini konuşuyorlardı. Oradan sonra ben de adamların konuşması dikkatimi çekti. Adamlara ben de Diyarbakır'a gidiyorum dedim. Neye gidiyorsunuz dediler. Oğlum tutuk evinde dedim. Oradan sonra görüşmek için geliyorum dedim. Oğlunun adı ne dediler. İbrahim Kaypakkaya deyince o subaylar göremeyeceksin oğlunu, oğlun eline sağ geçmeyecek dediler. Çünkü devlet ele geçirdiği Kaypakkaya'nın ne denli tehlikeli olduğunun farkındadır. O dönemde kaleme alınmış olan bir milli istihbarat teşkilatı raporunda kendisi için aynen şöyle deniliyordu. Türkiye'deki komünist mücadelede şimdiki halde en tehlikeli olan İbrahim Kaypakkaya'nın fikirleridir. Onun yazılarında sunduğu görüşler ve öngördüğü mücadele metotları için hiç çekinmeden ihtilalci komünizmin Türkiye'ye uygulanması diyebiliriz. Evet, en tehlikeli insan dedikleri Kaypakkaya ellerindeydi. Ama ellerinde olmasına rağmen zincirlerle bağlı olduğu yatağından yoldaşlarına yazdığı mektupta bir dizi isteğin yanı sıra son kayıplarımız üzerine saflarda bozgunculuğa müsaade etmeyin diyor ve devamla silahlı mücadele asla bırakılmamalıdır diyerek adeta vasiyetini ilan ediyordu. İstanbul'daki yoldaşları vasiyetine sadık kalmaya çalıştılar. Çiviyi çiviyle sökeceğiz diye düşmana meydan okudular. Tıpkı 19 Mart 1973'te Şehremin'de çatışma sonucu ele geçen Ali Şenci gibi, Feyyal Sarıoğulları gibi, Kutsiye Bozoklar gibi ve şehit düşen Ahmet Muharrem Çiçek. Artık tamamen imhaya karar vermişti. 3 aylık sorgulama süresince
Kaypak Kaya'yı teslim alamadı. Kaypak Kaya muazzam bir direniş sergiliyordu. Diyarbakır kolordusundaki subaylar hayret ve şaşkınlıklarından zaman zaman gelip onu hücresinde gördüler. Savcı Yaşar Değerli sorgulama süresince birçok kez Ankara'ya gitti geldi. Son defa 16 Mayıs 1973'te Ankara'dan Diyarbakır'a döndü. Karar verilmişti. Kaypak Kaya imha edilecekti. Bütün bu sürecin özetini tanıklarından dinleyelim. İbrahim Varbik operasyonundan sonra yakalanıp getirilince bir dönem hastanede kaldı doğrular. Tedavi edildi. Ayakları kesildi. Ardından daha önce bizim kaldığımız o hücrelere götürüldü. O hücrelere hücrelerin kullandığı, hücrede kalan insanların kullandığı tuvaletle bizim tuvalet ortaktı. Tek tuvalet kullanıyordu. Ben bir gün tuvalete gittiğimde oradaki nöbetçilerin yerinde olmadığını gördüm. Asker, bir gardiyan ve bir polis, bir toplum polisi ve bir inzibat genellikle nöbet tutardı değişerek. Onların orada olmadığını gördüğümde hemen o fırsatı değerlendirdim. İçeri girdim ve doğruca hücrelere baktım. Hemen İbrahim'i buldum hücresinde. Ben kendimi tanıttım. Ben işte bakayım falan dediğimde hemen tabii tanıdı. İşte ayakları sardı. İlk dikkatimi çeken şey oydu. Ayakları sarılıydı her iki ayağı. Yürürken sendeliyordu. Şeyi bozulmuştu. Yürüyüş dengesi bozulmuştu. Sakallıydı. Sakalları uzamış, havuzları çıkmış bir hali vardı. Ama hep aynı İbrahim. Yani gözleri şey olan, çakmak çakmak olan. Yine seveceğim bir İbrahim. Sanki şeyde olmayan bir İbrahim. Hücrede olmayan bir İbrahim. İşte bizim evde tanıdığımız seveceğini yüzünde taşıyan İbrahim. Bana tabii çok seri bir şekilde şey hemen söyledi. Arkadaşlar nasıl? Ne yapıyorsunuz? Moraliniz nasıl? Gibi sorular sordu. Ardından şeyi söyledi. Bakın biz önümüzdeki günlerde işte şey yüzleştirmeye çıkacağız savcılıkta. Arkadaşlara söyle, hiçbiri beni tanımasın. Ben hiç kimseyi tanımıyorum, hiç kimseyi tanımadığımı söylemişim. Arkadaşlar lütfen şey yapsınlar, yüzleştirmede beni tanımadıklarını söylesinler. Yaşar Değerli'nin İbrahim Kaypakkaya ikna etme yöntemi geri planda kaldı. Tam tersine evladım diyordu. Bu gidişle 3-5 saat senin yanında kalırsam sen beni ikna etmeye çalışıyorsun, sen beni ikna edeceksin. Böyle bir geri atma planı oldu savcının. Şimdi bu yüzleştirme olayından çok kısa bir süre sonra, yani belki sanıyorum 2-3 haftalık ya da bir ay olacağını sanmıyorum. 3 haftalık bir süre sonra İbrahim'im gelip bizim kaldığımız bölümden geçildiği için oraya koş camı siyah bir bezle kapatıldı. İbrahim çıkarıp götürüldü. Tabii biz hemen olayı fark ettik. Götürülen İbrahim olduğunu. Hep geliyorum, görüşemeyeceksin diyorum. Oğlum en ağır suçlu burada da dedi. Onun için görüşemeyeceksin dedi. Ben orada içerideyken bir de Yarbay koşarak geldi, elindeki evrakları o üsteğmene verdi. Bana dedi, orada bir jip gösterdi, jipe geç dedi. Sonra kapı açıldı. Kapı açılınca ben de şöyle gidiyordum, geri döndüm. Döndüm, o hapishane müdürü Yarbay, bir tane albay. Yanında da işte sıkı yönetim komutanı o zamanın Güneydoğu illeri, Şükrü Olcay diye bir general. Kapıdan içeri girdiler. Bana böyle bir baktı aşağıdan yukarı. İbrahim'in babası mısın sen dedi. Babasıyım dedi. Doğrudan doğru söylemek olmaz ya, ben söyleyeceğim dedi. İbrahim öldü dedi. Benim yavrum fakülteyi bitirmiş. Eşi dostum hep yanına getirmiş. Getirmiş o. Yaralıncım tüverini yitirmiş, yaralı kuyduna kurban olurum.
ben de senin yollarına uydururum. Oradan çıktık, arabaya bindik. Hastaneye geldik. Hastanede morgdaymış. Kefenini aldım. Oradan sonra alüminyum koydurdum tabutun içerisine. Pamuk mamuk oradan hastaneden getirdiler galiba. Oradan bir hamal tuttum. O adam da öylece baktı o hamal. Hamal. Oradan sonra ne bu dedi? Öğrenciydi dedim. İşte burada işkencede öldürdüler dedim. Çorum'a götüreceğim dedim. Adam ağladı, ben almıyorum o 5 lirayı dedi. Helal olsun dedi. Ağladı, yürüdü gitti. Hamallara olan derin sevgisi. Şimdi parti kadroları içinde, en çok hamalları seviyordu. Diyordu bu adam bu kadar çalışıyor ama bu çalıştığını bakışlarıyla, sözleriyle, davranışlarıyla hiç açığa vurmuyor. Bu korkunç bir şey, bu peygamberlik gibi bir şey diyordu. Benim de özellikle şunu söylemişti, yani yakalandığı zaman şunu örnek aldım. Lenin'in Bolşevik Partisi, yakalandığında partinin üyesi insanlar, polis, Ukrayna polisi sorguya geldiği zaman ilk yaptıkları iş hemen dillerini ortasından koparıp yere tükürmek. Bu ruh olacak sizde derdi. Yiğitlik kavramı nedense genellikle baba yiğit adam diye bakıldığında ve yani yiğitlik ve direnme olayı insanların fiziki görünümleri, yani iri yarı olmaları, bir güç ve kuvveti ama yani kendi fiziki güçleriyle direnmeleri arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Geleneksel olarak böyle. İbrahim'in direnme ortaya çıkardığı direnme tablosunun aslında güç, kuvvet, kaba kuvvet ya da fiziki güçle direnmenin aslında doğrudan bağlantılı olmadığını, yani direnme olayının insanın beyninde yaşanan bir olay olduğunu, insan beyniyle direniyor ve düşünceleriyle direniyor. Ve o yüzden İbrahim türü bir insanın Türkiye'de direnmenin sembolü haline gelmesi ilginçtir. Niçin? Hep ben yanarım. Yani yanarım. Temiz insanlardı. Özellikle İbrahim, Deniz ve Sinan Cemgil. Tabii çok isim var da bunlar parlak, çok kaliteli, devrime çok önemli, değerli katkıları olabilecek arkadaşlardı. Ama o zamanki fikirleri olağanüstü yanlıştır. Çok kötü bir örnek bırakmışlardır. Şu bakımdan kendileri gibi bir sürü temiz insanı yeniden o mecranın içine çeken, o hummaya, hastalığa yakalatan bir nevi bir mikrop bırakmışlardı. Uzun sözü kısası adam bir mağaza, bir güneşli doğdu getirdiler. Ben bu kadar bilirdim ama millet ayıklandı, adam fikri ölmez. Yani insan ölür, bu cesaret ölür, gider. Adam, o adamın fikri yani bizim memlekette, bizim görevlerden hiç ölmez.